Evet dostiler, her güzel şeyin bir sonu vardır. Tatilimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gübiye turizmi günlerdiler. Şata şata. Neyse, yola çıktık, evimize doğru gidiyorduk. Yine Burdur taraflarındayız şu anda. Biz daha öncesinde Güven'le 2 sene önce mi gelmiştik? 2 ya da 3 sene önce Salda'ya gelmiştik. Salda'nın güzel zamanları. Ah, siz göremediniz o zamanları. Aranızda gidenler varsa gördü. Bu sene zaten mahvoldu Salda. Şu anda işte Salda'ya geldiğimizde Kibir'e antik kentine gelmiştik. Antik kente geldik ama biz. Yukarı mı devam edeceğiz? Daha öncesinde 3 sene önce böyle bir yer yoktu burada da. Şimdi müze kartınız var mı? Ha, artık öyle kartım oldu değil mi? Evet. Kibir'e evet, öyle değildi yok, eskiden. Biz geldiğimizde o, değildi. 3 sene önce gelmiştik. Eskiler bütün seni aldı götürdü. Biz orada işte yeni yerler açılmış, o yüzden geldik. Geldiğimizde açılmayan şimdi yerleri görememiştik. Müze kartı yok üzerimde. Nasıl yapalım? Müze kartsız 12.5. 12.5 tamam, problem yok. Var mı? Var. Sende yoksa bende var. 5 TL ver. Şöyle 20 verim abi. Şöyle Ramazan 2 biler. 12 kartın özgeye verecektik. Evet. Şimdi yukarıya hava sıcak. Çıkınca 800 metre sonra otopark gelecek karşınıza. Orada durmayın. Devam edin. 500 metre sonra ikinci otopark. Aracı koydunuz. 150 metre yürüdünüz. Tiyatro, meclis binası, mozaikler, çeşme, agora. Agora sizin son gezi noktanız olacak. Oradan araca geldiniz. Birinci otoparka geldiniz. Stadyum. Stadyumun üstünde Bazalika. Kenti gezdiniz. Yol üzerinde de ardıç dikili yer var. 3 ardıç yan yana. Yeraltı oda mezarları var. Görmek isterseniz en son orayı gezersiniz. Kenti bitirirsiniz. Teşekkür ederim. Sarsanız meclis binasının kenarında kaynak suyu akıyor. Tamam. İçebilirsiniz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Çok tatlı bir insansın. Şimdi Kibra'ya neler olmuş? Nerede kalmışım? Ben en son Salda'yı anlatıyordum. Biz Salda'ya geldiğimiz zaman burada Kibra antik kenti var. 3 sene önce burada açılmayan yerler vardı. Biz burada tiyatroyu ve agorayı mı görmüştük? Sadece onlar vardı evet, herhalde. Başka bir yer yoktu. Bazilika açılmış. Sandıç ne oldu ve kapalı mezarın olduğu yer yoktu. Aynen, kapalı mezarlar varmış. En son çıkış noktanız orası diyor. Eğer isterseniz ardıçların 3 tane ağaçın altında mezarlar var diyor. Ama oraya giremeyiz, ben korkarım. Onun dışındaki yerleri gezeceğiz. Mozaikler falan ortaya çıktı şimdi orada. Ben televizyonda haberlerde izlemiştim. Biz oraya gittikten 1 sene sonra mıydı? 1 sene sonra mozaikler ortaya çıktı diye. Öyle yani, merak ettik. Dönüş yolumuzda, yolumuzun üstündeydi. Anasını satayım, içinden geldi yani. O yüzden beni getirdi tontişim. Sağ ol. Thank you very much. Ama bayağı şey yapmışlar bak, böyle sağlıklı güzel etraflarını tel örgülemişler, düzenlemişler falan. Daha dağınık, daha böyle serkeş bir yerdi burası. Evet. Yani biz kendi kendimize gezmiştik. Şu an mesela adam bize bir rota belirdi. Diyor ki mesela bak, şuradan gidersen işte iki tane otopark var yolunuzda. Otopark falan yoktu buralarda. Böyle yollar yoktu. Taş topraktı buralar. Güzel olmuş. Bakacağız şimdi. Hadi görüşürüz. Şimdi içeriye girdik. Müze kartıyla artık içeriye alıyorlar. Biz o zaman geldiğimizde bedavaydı. Böyle kimse şey yoktu, böyle bir şey yoktu. Bir de şu kapılar vardı ama. Şunları aynen hatırlıyorum. Ama yanlarındaki tabii engeller yoktu. Biz burayı gezmiştik işte. Yok, yukarıya da çıkmıştık hayatım. Agora'nın olduğu yerle. Buradan yukarı yürüdük. Tamam, arabayı burada bırakıp. Şimdi bayağı fotoğraf çekildiğimizi hatırlıyorum. Hı-hı. Yukarıya çıktığımızı hatırlıyorum. Hı-hı. Buraları yürüyerek çıkmıştık ama. Buraya araba girmiyordu o zaman. Yok, giriyordu. Giriyor muydu? Ya, aynı yolda aynı şekilde duruyor ya. Bu yol böyle. O zaman da böyleydi, şimdi de böyle. Ben bu yolu çok hatırlamıyorum ama yürüyerek çıktığımızı hatırlıyorum. İçeriden yürüyerek çıktık. Arabayı geride bırakmıştık ama. İlk otopark olarak herhalde o gerideki stadyumun karşısını diyor. Bir tane daha otopark var diyor. Yukarıda. Zaten ondan sonrası yok zaten. Yani arabayla gidildiğimiz kadar yere gideceğiz şu anda. Bu arabaların olduğu yer şurada. Burası bu kadar açıkta değildi. Daha gömülüydü. Biraz daha kazmışlar, açığa çıkarmışlar.
Ben şey hatırlıyorum, şu 3 tane kemer yoktu. Şu üstteki sütunlar vardı, onları hatırlıyorum. Bu ortaya çıkan yer Roma İmparatorluk dönemi hamamıymış. Şurada da görünüyor zaten. Bunlar yenidikimiz. Zaten şu dediğim gibi şu kısımlar ortada yoktu. Sadece tepesindeki yerler vardı. Kazıyla ortaya çıkarmışlar. Bu şekilde başlıyor. Buradan 2019'da yıkılmışlar. Nasıl? 2019'dan itibariyle hamamın doğal giriş kışına bazı kullanılmış. Tamam işte biz geldikten sonra. Çıkıyoruz bakalım yukarıya doğru. Şimdi merdivenleri çıkınca Agora'ya giden ana cadde, Bazilika, Stadyum, Genç Antik Çağ Anıt Mezarları. Her türlü yani bu tarafa gideceğiz. Sen ne yapıyorsun gene? Gene kibir adı çılgınlıklar. Bugün karıncaları rahat bırakırsın umarım. Karıncaları bulursam onu eve götüreceğiz. Ulan ya yine mi? Çok güzel düzenlenmiş buralar ya. Sadece ortası vardı diye hatırlıyorum buranın. Buradaki fotoğraflarımız daha şey, ağaç falan vardı, onları falan kesmişler, otları temizlemişler. Şu an aşağıdaki işte o stadyuma benziyor. Onun kadar açık ve temiz. O zaman bu bölge bu kadar açık değildi. Ama içerideki taş yığıntısı hala duruyor. Evet, onu öylece bırakmışlar. Burası tiyatro. Şuradan da göreceğiz. Kibiri tiyatrosu. Buralarda sigara içilmez ona göre. Şu an zaten ormanlık ağaçlık olan hiçbir yerde lütfen ateş yakmayınız. Sigara içmeyiniz. Ateşe dair hiçbir şey yapmayınız. Şuradan şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Şimdi burası müzik evi. Hemen gösteriyorum. İçeriye girsene. Boğazım çok kötü kurudu. Şimdi biz buraya geldiğimizde şu mozaikler yoktu. Bunlar ortaya çıktı. Çok güzeller ya. Biz şuralarda fotoğraf çekmiştik. Şu koridor gibi olan yerde. Şu arka tarafındaki merdivenler falan buralarda açığa çıkmamıştı. Buraları açığa çıkarmışlar. Ve şu yerdeki şeyi göstereceğim, mozaiği. Çok güzel. Aşırı güzel. Bunu görmüştüm işte ben haberlerde. Mozaikler ortaya çıktı diye. Şu taraftan daha düzgün bir şekilde çekebilir miyim, ona bakacağım. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Nasıl bir şeysin ya? Toprağın altındasın ve gün yüzüne çıkıyorsun. Nasıl güzel bir şeysin sen? Burası da Güven Yılmaz. Benim canımın içi. Ama bu çok güzel. Buradan şimdi çıkacağım. Çıkınca şurada gösterdiğim mozaiklerin devamı buradan geliyor ve burada bir yazı var.
Tercüme edeyim mi? Ve tam şurada, şu yürüdüğüm koridorda az önce, şuradan çıkınca şu kısımda böyle tek başına ayakta duran bir kapı vardı. O kapı yok şu anda. Onun fotoğrafı vardır muhakkak. Koyarım buraya eğer bulabilirsem fotoğrafı. Yani o kapıyı bulamıyoruz şu anda. Belki biraz daha aşağıdaydı da ben burada diye hatırlıyorum. Hayır, buradaydı ya. Şu koridorda yürümüştük. Daha sonrasında hatta kamerayı şuraya bir yere koyalım da karşıdan kendimizi çekelim demiştik. Tam şuralarda bir yerdeydi. Ama o kapı yok şu an. Gidelim. Ne kadar yürüdük? 2 santim. Ve hemen yorulduk. Çünkü ufak tefek şişko problems. Ben yorulmadım. Ben yoruldum. Ya daha doğrusu benim Antalya'da da öyleydi. Şu an Burdur'dayız. Burada da böyle. Burnum kuruyor. Ankara'da gibi hissediyorum kendimi. Ankara'nın havası çok kurudur. Nefes alırken böyle bir süre sonra burnumuzun içi kurur. Aynı öyle hissediyorum. Burası daha önce geldiğimiz bir yer. Stadyum. Stadyum olduğu gibi bir şey değişmemiş stadyumda. Bak güven, şuralarda karıncalarla oynuyordum bir de. Buraya antik kente gelmişiz. Her taraf böyle bak. Tarih, doğa bilmem ne. Güven şurada eline bir tane çomak almış. Karıncalarla oynuyordu. Ama bunları görmemiştim. Bunlar yeni çıkmış meydana. Oldu. O zaman da söylemiştim. Bunlar kibir ayağı işte. Alamazsın. Aristo, Sokrates. Yoklar herhalde. Gideyim bakayım yeni felsefeler gelmiş mi? Güvene bakın, tam turist. Aşkım. Karınca yok mu senin ya? Biliyorsun da karınca çıkmamış. Karıncalar şeylerde vardı, yukarıdaki patikalar da vardı. Vardı, senin sevdiğin türde uzun bacaklı. Stadyum karıncaları daha güzel. Stadyumun karıncaları ortalıkta görünmüyor. Şimdi stadyumdan çıktık. Stadyumun hemen şöyle girişinde böyle bir yeri daha kalmışlar. Buranın üstü kapalıydı. Burası da ortaya çıkmış. Şöyle bir alan ama ne için kullanılırmış eskiden? Tabii ki fikrim yok. Bununla alakalı bir şey de yazmamışlar zaten. Şimdi artık tekrar yollara koyulmamaktı. Hoşçakal Kibra. Gidiyor muyuz kaptan? Evet, çok güzel hapşırdım. Hadi yaylanalım. Ne haber? İyi, sana ne haber? Karnımı doyuracağım şimdi. Açayı oynamazmış. Bir de açayı gitmezmiş. Ben gidemiyorum o yüzden. Bir şey soracağım. Kolaların içine tuvalet suyundan yapılmış buz koydurdun mu? Evet. Ya Allah razı olsun. En sevdiğim o. Tuvalet suyundan buz. İlkokuldayken okulun kantiniyle şey aynı kattaydı. Erkekler tuvaleti. Hı-hı. Bir gün ne gördüm biliyor musun? Ay korkunçtu ya. Adam limonatanın suyunu gidip erkekler tuvaletinden doldurdu. O günden sonra bir daha o limonatadan içmedim. Ucuzdu limonata. İçiyordum böyle, seviyordum falan. Kanka o yüzden ucuzdu işte. Ya ama yani ya, yazık ya. Hani çocuğuz diye bu kadar da pislik şey içirilir mi ya? Erkek tuvaletinden getirdiği suyla limonata yapıyordu. Kadın tuvaletinden getirseydi güzel mi olacaktı yani? Ya tuvaletten getirmek mantıksız ya. Bir de erkek çocuk tuvaleti. İyice iğrenç. Herif iğrenç bir insan ya. Hakkımı helal etmiyorum. Ben helal ediyorum. Neye?
Yok, hakkım olan herkese hakkımı helal ediyor. Tamam, videoyla kayıt altına alınmıştır. Bir kişi hariç. O da kendini biliyor, gerek yok. Baş harfi kahpe mi? Evet, baş harfi kahpe. Tamam. Eğer izlerse bu videoyu bilir. Teşekkürler, kolay gelsin. Thank you. Thank you. Bak görüyor musun? Aniden acıktım. Az önce aç değildim. 2 dakika önce aç değildim. Menüyü görünce acıktım. Sevdim, ağlıyorum ki en güzel uyum. Şu dünyadan biraz geçip neseler ben oyum. Aşktan oğlum, harlı bir soğum. Sevdim, ağlıyorum.